Bu video eğitim amaçlı bir videodur. Kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Telegram'daki Everyday Crypto, Everyday Cryptop kanalımdaki kişiler için hazırlanmış eğitim amaçlı bir videodur. Son yayınladığımız 4. ayın 17'sinde 2 ay önce yayınladığımız videoda 200 haftalık MA yani Moving Average'a değinmiştik. 4 gün önceki videoda da 19.600'lerin şu bölgenin büyütürsek 19.647'nin ne kadar önemli olduğunu bahsetmiştik. Şu an saatliğe alırsak grafiği bunun altına indi Bitcoin. Şimdi kısaca bu 200 haftalık MA'ya değinmek istiyoruz. Web sitemizde Everyday Crypto.net'te kullandığımız bütün indikatörleri bulabilirsiniz. Siteye girdiğimizde Everyday Crypto.net'e şu Education kısmından indikatörlere geldiğinizde bahsedeceğimiz bütün indikatörler var. Kripto izleme siteleri var ve ücretsiz kripto botlarının hepsi bulunuyor. Dönersek 200 haftalık MA'ya. Bitcoin tarihinde kaç kere 200 haftalık EMA'nın altına indi, nereden döndü? Şurası, şöyle şunu da şöyle alalım. Şurası üzerine geldiğimizde Covid krizinin olduğu Mart 2020. Mavi çizgimiz ya da turkuaz 200 haftalık EMA yani hareketli ortalama (moving average). Sarı çizgimiz ise 300 haftalık hareketli ortalama. Şu an haftalık grafikteyiz. Week, one week dediği. Şimdi geri 2015'e geçersek eğer şurada da Cluster Algorithm 2 klon indikatörümüz var. Bu ve RSI bizim için önemli. Büyük ölçekte baktığımızda. Şimdi 2015'e şuraya geldiğimiz zaman 2015'te şu mavi ya da turkuaz 200 haftalık hareketli ortalamanın altına bir şurada bir de şurada inmiş Bitcoin. Bunu şöyle çizersek, şunu biraz daha büyütelim. Hareketli ortalamadan ne kadar aşağı düşmüş 200 haftalıktan? %29'dan fazla düşmüş. Sarıda 300 haftalık hareketli ortalama. Geldik yine 2018 çöküşüne. Şöyle baktığımız zaman 2018'deki çöküş en tepedeymiş Cluster algoritminde bu aşağıdaki. Tam 200 haftalık EMA'dan yukarı dönmüş. Altına iğne atmamış. Bu var. Bir de şu Covid krizinde bunu da ölçersek 200 haftalık EMA'dan 300 haftalık EMA'ya kadar yaklaşık %28 düşmüş. Burada biz şu anda 200 haftalık EMA'dan ne kadar indik aşağıya? Şöyle şu an %14'lerde. Bu 200 yani bir eğer ki 28-29 düşerse bunun altına bunu hesapladığımız zaman şunu kaldıracağız. Şuradan tam indirirsek %29 falan. Yani 300 haftalık EMA'nın da altına iniyor buralarda. 300 haftalık EMA ise görüldüğü üzere 16.500'lere geliyor. Eğer bunun altına %29'luk bir iğne atarsa yaklaşık 15.000'lere düşme ihtimali var. Ama şu anda haftalıkta gördüğümüz üzere bu son düşüşlerde almamıştık. Haftalıkta bu indikatör şöyle yeşile dönmesi görüldüğü üzere buradan destek almış. Şurada da mesela yeşile döndüğünde aşağıdan yükselme olmuştu. Kısa vadede yukarı yükseleceğin belirtisi olabilir. Ama bir hidden bull yakması veya bull yakması gerçekten bir yükselişe işaret olabilir. Dönersek burada şuna bakalım. Bitcoin'e bugün bakıyoruz. Saatlik grafikte
o günkü 4 gün önceki videoda belirttiğimiz 19.467'nin altına, burası güçlü bir destek demiştik, haftalıkta altına düştü. Bu RSI'yi gösteren trend line indikatörü, RSI'ye bağlı. 1 saatlikte bir şurada direnç var. Tabii 1 saatlik dirençler çok önemli değil. 4 saatlikte ta ki 31 Mayıs'tan beri gelen bir direncimiz var. Cluster algoritm altlarda sürünmüş devamlı. Haftala günlüğe baktığımız zaman günlükte herhangi bir şey yok. Günlükte yine bu cluster algoritm bull yaktığı zaman bir konsolidasyon yükseliş gelebiliyor. Ama şurada da bir yani ayı yapmış. Şu an dipteyiz. Buradan belirli bir süre yükseliş olması beklenir günlükte veya buralarda şu 19.400 üzerinde konsolide olması beklenebilir. Haftalıkta tekrar baktığımız zaman haftalıkta şu an gerçekten önemli bir destekteyiz. Bu nasıl bir destek? Ta ki şuradan geliyor. 2017'deki en yüksek seviye ATH All Time High tüm zamandan en yüksek seviyesinde dönmüş durumda. Orada destek haline getirmeye çalışıyor. Peki birazcık daha düşersek nerelere düşebiliriz? Şurada görüldüğü gibi 2019 Temmuz'da yükseldiği bir nokta var. Buraya düşme ihtimali, eğer ki düşerse burası düşme ihtimali değil. Buraya düşerse ki burası güçlü bir destek. Bu da 13.800, 14.000'lere denk geliyor. Ayrıca haftalıkta hala şurada bir Bollinger bandının da dibindeyiz haftalıkta. Şurada bir direncimiz hala mevcut. Daha önce de bu dirençler olmuş ama bull yakınca kırmış. Şimdi RSI'ye haftalıkta baktığımız zaman Bitcoin tarihinde şöyle. Şu an Bitcoin haftalık RSI'miz 25. Bitcoin tarihinde görüldüğü üzere biz burada bir de Bitcoin indeksten bakıyoruz. Bütün tarihini gösteriyor. RSI en düşük seviyede. Buradan bir bull boğa trendi olması gerekiyor. Şuralarda olduğu gibi. Bunu da cluster algoritmle takip edebiliriz. Aylıkta bakarsak eğer aylıkta ilk defa Bitcoin tarihinde şunu büyütelim. İlk defa bu kadar çok Bollinger bandının dibine yaklaşmış durumdayız. Bu normal bir şey değil. Yalnız şöyle bir şey var. Fed yani Amerikan Merkez Bankası bu sene ve önümüzdeki 2023 yılında hala faiz artıracağını duyurdu. Bu ise olumsuz. Burada ne oluyor? İnsanlar nereye kaçıyorlar? Dolara kaçıyorlar. İkinci Dünya Savaşı'ndan itibaren rezerv para altın standardı yerine dolar olduğu için en güvenli liman dolara kaçıyorlar. Hazır buna değinmişken de şu DXY'ye bakarsak yüzlerdeyken DXY işte kimse buralara gelmez falan diyordu. Şöyle DXY'ye bakarsak aylık grafikteyiz. Şurada yüzlerdeyken artık çok yükseldi diyorlardı. Bu DXY dediğimiz dolar currency index, dolar kur indeksi. 6 tane paranın işte euro, İngiliz sterlini gibi paraların karşı doların güç endeksini gösteriyor. Bakın şu an şurada 107 şöyle şey yaparsak aylıkta 107 önemli bir direnç ama burayı kırmayacak diye bir şey yok. Dünyadaki küresel enflasyon artıyor. Bütün borsalardan para çıkışı var. İlk çıkacak para da normal borsalar ve riskli oldukları için kripto borsaları. Ardından bunun tekrardan bakın şu seviyelere 116 hatta 120'lere bile Şubat 2002'deki seviyelerine çıkma ihtimali yok. Yok değil. Haberler böyle. Ayrıca kriptoda da şöyle bir durum var. Bu Luna olayı, ardından Celsius olayı, ardından 3 ok anlamına gelen Three Arrows şirketinin olayı. Bunlar kriptoya güveni azalttı. Bu yüzden
yüklü para girişleri de yok şu an. Ha biz ne yapabiliriz? Şuna haftalıkta baktığımız zaman. Ha bir de şu Gaussian Channel. Bu indikatörü de şeyde bulabilirsiniz. Sitedeki indikatörler kısmında. Bu Gaussian Channel kanalı, yani Gaussian kanalı haftalıkta şu indikatörümüz şu indikatör ekleyip bakarsanız haftalıkta bakın şurada olduğu gibi 2018'de olduğu gibi yaklaşık 2019'a kadar ortasına kadar sürmüş bir kırmızı yaktı. Bu da neyi gösteriyor bize? Şimdi şöyle alırsak eğer nerede girmiş? Şurada. Buradaki gibi şöyle şunu hatta büyütelim. Şurada bakın RSI dönmüş. Burada olduğu gibi şöyle bir U şeklinde mi diyelim ne diyelim? Şöyle bir toparlanma göstermesi gerekiyor ki yükselişe başlayalım. Şu an mesela şu an bizim öyle bir U şeklinde şöyle bir dönüş görmüyoruz. Bunu RSI ve Bollinger bandıyla da kıyaslarsak eğer şöyle haftalıkta Bollinger bandının dibine burada inmiş. Burada da şu an dibindeyiz. Yani buralardan bir iki hafta sonra Bitcoin bu ne kadar sürmüş mesela yaklaşık olarak kırmızıya girdikten sonra bir yükselme döngüsüne girmesi 154 gün sürmüş. Şurada da şöyle alırsak eğer 150 günler 160 güne geldi önemli değil. Yani Ekim-Kasım'a kadar bir şey olabilir. Eğer ki bu fraktalı düşünürsek. Buralarda Bitcoin oyalanabilir. Bu bölgelerde nasıl diyelim daha önceki şeyde 14.000'e 14.000'le 20.000 bandında oyalanabilir. Ama sadece şey. Bir de diplerde şuradaki hacim barlarına baktığımız zaman şöyle bir çizgi koyalım. Diplerden diplere girip dönüşler yaklaşık şu hacim barlarında olmuş. Şuraya koyduğumuzda. Burada da bakın aynı şekilde Covid çöküşünde. Şurada da bizim işte daha önce geçen sene 28.000'e düştüğünde hep şu kırmızı çizgi hizasının üstünde olmuş dönüşler. Şu an biz hacim olarak henüz onu yakalamış değiliz. Bu önemli bir indikatör mü? Değil. Ama bize şeyi gösteriyor. Şimdi Bollinger bandını kapatıp cluster algoritmle de bir aynı şeyleri kıyaslarsak makro ölçekte. Yine buralardan dönüşlerde bakın şurada görüldüğü gibi şurada da görüldüğü gibi bir cluster algoritmin en azından haftalıkta yeşile dönmesi gerekiyor. Bunun ayarlarını da yapalım. Bakın ya yeşile dönmesi şurada bull 28 binden sonra gizli boğa yakmış hidden bull. Böyle bir işarete ihtiyacımız var. Eğer burada bir dönüş olacaksa ölü kedisi sıçraması günlükte bir boğa yakması gerekiyor. Veya da yeşile bir dönmesi gerekiyor. Günlükte de Gaussian Channel'a baktığımız zaman şöyle bir eşitlenmeler, sabitlenmeler gerekiyor. Şu an bakın hala bir şurada olduğu gibi dönüş, şöyle bir U şeklinde bir dönüş Gaussian Channel günlükte de yok. Video biraz uzadı galiba. Onun dışında bahsedeceğimiz şeyler de ne vardı? Destekten bahsettik. Ha bir de şu var. Bu korku ve açgözlülük indeksi 6'da bugün. Daha önce bu nasıl olmuş? Şu grafikte görebiliriz. Şöyle biraz büyütelim. Daha önce şurada 2019'da 5'e düşmüş. Yani 5'in altına da düşmemiş. Bitcoin fiyatı şu sarı.
Fear and Greed Index de bu. Şu anda da bugün 6'da oldukça düşük seviyede. Şurada da 8'deyim işte. Şu an bugün 6'da. Şöyle genişletirsek bugüne. Oldukça düşük seviyelerde. Bunun böyle düşük olması, eğer ki Bitcoin düşündüğümüz gibi buralarda konsolide olursa, ufak alımlarla uzun vadeli yatırımlarda bir finansal fırsat olarak düşünülebilir. Bir de şu aylıkta bakarsak RSI'ye, aylık grafikte. Aylıkta hala Gaussian Channel girmemiş şey, ama biz şurada bakalım hatta bir saniye. Aylıkta hala cluster algoritim aşağılarda. Burada da bir, yani ben şöyle bir şey de düşünebiliriz. Ne zaman ki bakın şurada yeşile dönmüş. Burada da bir U çekmiş. Aylıkta işte 2018 ayısı burası. Şurası Kasım 2018, hatta şuradan gelmiş 2018'de. Şu başlardan, başından itibaren şöyle düşmüş, aylık şöyle sabitlemiş. Burada da bakın sabitledikten sonra hem RSI aylıkta yukarı dönmüş, hem cluster algoritim yeşile dönmüş. Şu anda şöyle ufak yeşiller olabilir, ama şöyle bir dönüş bekliyoruz. Çünkü aylık Bollinger'in bu kadar dibine ilk defa gelmiş durumda Bitcoin. Birazcık daha düşüş, sonra bu yeşile dönüş beklenebilir. Bu yeşile döndüğü zaman veya RSI yukarı döndüğü zaman fiyat belki şu an mesela kaç? 19 bin, belki 21 bin olacak. Ama dönüş eğiliminin, dönüş trendinin en azından teyidini almaya çalışabiliriz burada. Onun dışında bir de Ishimoku bulutuna, şu Ishimoku bulutuna günlükte baktığımız zaman hala günlükte mavi yukarıya kırması gerekiyor biliyorsunuz. Yukarıya kırma olayı hala yok günlükte. Haftalıkta baktığımız zaman haftalıkta da hala kırmızı aşağı doğru geliyor, mavi de iniyor, bir iniş var. Aylıkta çok uzun vadeli olabilir, ama aylıkta da yine bu sefer kırmızı yukarı, mavi aşağı iniyor, bir şey, hala bir dönüş eğilimi yok. Ama günlük burada bizim için ideal. Günlükte bir dönüş işaretimiz yok. On Balance, Volume Oscillator ve Harsh dediğimiz, hem Heikin Ayşe mumlarını gösteren, hem de şu ikisi Stock RSI, şu normal RSI, bunu gösteren indikatörümüzü de incelediğimiz zaman 1 saatlikte BTC On Balance Volume Oscillator'da bakın sarı diplere kadar inmiş, bir dönüş var. Stock RSI'da diplerde bir dönüş var. 4 saatlikte baktığımız zaman şöyle hala şuradaki gibi bir sarı dip yok On Balance Volume Oscillator'da. RSI'de tam diplere gelmiş değil. Bir günlükte baktığımız zaman, bir günlükte şuralarda görüldüğü gibi şöyle bir yükselme oldu. Geri bir günlükte aşağı doğru gidiyor. Ama stop RSI ve Harshi diplerde. Haftalığa baktığımız zaman şunu büyütürsek haftalıkta, haftalıkta stop RSI dipte, bu da bir aslında toplamak için fırsat. Ha, buradan birdenbire yürüyecek demiyoruz. 2-3 ay sonra gidebilir, ama stoktan toplamak için fırsat. Haftalıkta görüldüğü üzere ne zaman böyle derin indiyse on balance volume oscillator, ardından yükselişlerimiz başlamış. Şurada da görüldüğü üzere, şurada olduğu gibi haftalıkta dibe inmiş. Bundan sonra işte kaçlardan, 5000'lerden itibaren yükselmiş. Bunların bütün hepsi birleştirilebilir. Elliott Wave Oscillator indikatörümüz, bu web sitesinde var bunlar. Ve RSI artıya da baktığımız zaman saatlikte RSI kırmızı çizmiş. Bu RSI artının kullanımında şunu işaretlediğimiz zaman şu ikisini, bu renklere erişebiliyoruz. Şu anda RSI saatlikte 33'te. 4 saatliğe baktığımız zaman kırmızıya yeni girmiş. Burada da 28'de. Elliott Wave Oscillator diplerde.
Bir günlükte baktığımız zaman bir günlükte de 21 çok düşük seviyelerde görüyorsunuz. Haftalıkta da baktığımız zaman zaten o balance volume oscillator şu one week'teyiz. Diplerde haftalıkta Elliott Wave de diplerde. Bakın buralardan eskisinden çıkarsama yapabilirsiniz. Bu da dibe çok yaklaşmış OBV, OSC. RSI'ımız ise şöyle bakarsak haftalıkta şu an 25. Kırmızı bölgeye 2018'den beri şuradan beri ilk defa böyle kırmızı yakmış durumda. Buralarda alttan toplanabilecek yerler.